BDP grubunun başkanı Selahattin Demirtaş, AK Parti heyetiyle önümüzdeki günlerde bir araya geleceklerini söyledi. Demirtaş, ortada bir kriz varsa bu yemin krizi değildir. Demokratik siyasetle statükocu siyaset, vesayetçi siyaset arasındaki krizdir dedi. Mesela Hatip Dicle'nin parlamentoya gelmesini engellemenin çok ötesinde bir halkın, bir toplumun 100 yıllık umudunu, hayalini boşa çıkarmak, yarattığı değerleri bin bir emekle oluşturduğu bu gücü dağıtmaktır. Çok açık bir şekilde bir devlet müdahalesi gerçekleşmiştir. Sayın Hatip Dicle'nin şahsında bir halkın iradesi teslim alınmak istenmiştir. Yapılmak istenen budur. Şimdi bunun adı yemin krizi olabilir mi? Bu krizin adı açıkça bir demokrasi krizidir. Dolayısıyla bu kriz aşılacaksa bakış noktası bu olmalıdır. Başlangıç noktası bu olmalıdır. Başından beri olay hukuksuzdur, planlıdır. Ortada açık bir hırsızlık vardır. Bu hırsızlığa dair hırsızdan bugüne kadar üzüntü duyduğuna dair bile tek bir cümle duymuş değiliz. Demirtaş, bizimle alay etmeye çalışarak bizi sindirebileceklerini düşünüyorlar. Biz de diyoruz ki bu halk cesursa, fedakarsa, bedel ödemeye hazırsa temsilcileri de öyledir diye konuştu. Bu tarihsel rolümüzü bir kenara iterek, elinin tersiyle iterek, küçümseyerek, alay etmeye çalışarak sindireceklerini düşünüyorsa biz de dedik ki biz bu halkın temsilcileriyiz. Bu halk cesur mu? Cesur. Temsilcisi de cesur olur. Halk fedakar mı? Bu halk fedakar. Temsilcisi de fedakar olur. Bu halk bedel ödemeye hazır mı? Hazır. Temsilcisi de hazır olur. Bununla bilinmesi lazım. Özellikle de bundan sonraki süreçte Türkiye'nin önünün açılabilmesi, bu ve benzeri krizlerle süreçlerin tıkanmaması için demokratik siyasetin, parlamentonun inisiyatif alması çok önemlidir. Yani 24. dönem parlamentosu sadece hükümet programıyla değil, partilerin mutabakatıyla şu taahhüt altına girebilmelidir. Biz parlamentoda bu halka barışı getireceğiz. Bu halka özgürlüğü getireceğiz. Hak ettiği demokratik standartları getireceğiz. Haftaya demokratik siyasete dair umutlar daha da azalacaksa orada parlamentonun demokratik bir işleyişinden artık söz edilemez. Demirtaş, biz kimseden lütufta beklemiyoruz diyerek kimseye talimat da vermiyoruz. Biz de çökmüyoruz, önümüzde diz çökülmesini de istemiyoruz. Bizler mutabakat arayışımızı da sürdüreceğiz dedi. Şu bilinmelidir ki artık bizler Türkiye'nin birer gerçeğiyiz. Bizi yok etmeye çalışarak, tasfiye etmeye çalışarak, ortadan kaldırmaya çalışarak böyle bir Türkiye yaratılamaz. Bu güçler artık birbirini kabul edecekler. İlkelerini kabul edecekler, birbirine saygı duyacaklar. Türkiye'nin artık yeni bir bloğu gücü vardır. Emek, demokrasi ve özgürlük bloğu işte bu umudun adı olan güçtür ve varlığını kesin bir şekilde kanıtlamış bir güç. Biz bu anlayışla halkın içinde, halkla birlikte siyaset yapmaya devam edeceğiz. Siyasetin tıkandığı bütün noktalarda çözüm gücü olabilmek için, çatışmalara dönüşmesin diye, ölümlere, kana, gözyaşına dönüşmesin diye sorumluluk almaya devam edeceğiz. Bu bilinçle, bu anlayışla da önümüzdeki bütün sorunları çözeceğiz. Biz buna inanıyoruz. Siyaseti demokratikleştirmek bizler açısından artık zor değildir. Bizim pratiğimiz, ortaya koymuş olduğumuz siyaset anlayışı tam da buna tekabül eden bir siyaset anlayışıdır. Ve önümüzdeki günler gösterecektir ki Türkiye açısından büyük bir şanstır bu blok. Bu blok sokakta da, meydanda da, parlamentoda da, nerede olursa olsun, belediyede, il genel meclisinde, yerel yönetimlerde, her yerde Türkiye demokrasisi açısından bir şanstır. Biz bu şansın, bu umudun karartılmasına asla ama asla izin vermeyeceğiz. Bunun herkes tarafından, özellikle AKP tarafından iyi anlaşılması. Cumhuriyet Halk